Neden böyle herhalde? Arama işlemi devam ediyor arkadaşlar. En azından ilk başta ne gerekçe, gerekçe olarak ne gösteriyorlar? Gerekçe makul şüphe. Makul şüphe nedeniyle dernekte arama yapılıyor. Yani dernekteki işte üye kayıt defterleri, karar defterleri, başvuru defterleri. Bu defterler arama suçunu Kocaeli Sulh Ceza Hakimliği karar vermiştir. İşte memur arkadaşlar şu an içeride arama işlemini devam ettirmektedirler. Ne arıyorlar peki sonuç olarak? Yani orada usulsüzlük gibi bir iddia mı var? Yok, sadece makul şüphe. Yani kamuoyunun da bildiğiniz şekilde bir algı operasyonu oluşturma şeklinde bir operasyon oldu. Şimdi avukat bir açıklama yapacak onu da. Makul şüphe, bazı ihbarlar olduğu ifade ediliyor. Tamam, tamam. İhbarların değerlendirmesi tamam. Açısından makul şüphe tamam. Nedeniyle hakimlik tamam. Arama tamam. Kararı verilmiştir. Arama kararı devam ediyor. Bitiminde biz açıklamada bulunacağız. Yok bir şey. Kaç polis var? Kaç polis var? 10 civarı polis arkadaşlar. Hangi iş birimlerden? Kocaeli Emniyeti Kaçak Çıkış Müdürlüğü'nden. Herhangi bir usulsüzlük yok arkadaş. Herhangi bir suç unsuru yok, suç delili yok. Yani bugüne kadar hapse açık olan bir kamuoyunun şeffaf olarak bildiği, kamuoyu yararına çalışan, faaliyet gösteren, işte yoksulun yardımı, yoksuluna yardım eden bir dernek kimse yok mu derneği. Malumunuz Kurban Bayramı yaklaşmaktadır. Kurban Bayramı arifesinde işte bağışçılarımızın bağış yapamaları hususunda böyle bir algı oluşturmaya yönelik bir adli işlemdir. Devam ediyor işte bu içeride. Bitiminde biz açıklama bulunacağız. Ne kadar sürer tahminen? Bir saat falan, bir iki saat belki sürebilir. Sayın avukatın da dediği gibi ve herkesin de malum olduğu üzere %100 algı operasyonu arkadaşlar. Dünyanın en güzel ve en isabetli yardımlarda bulunan, en güzel şekilde yardımlarını yöneten ve en verimli bir şekilde yardımını yapan bir kuruma, Kocaeli Şubesi'ne malum nedenlerden ötürü Türkiye'nin, ülkemizin başka gündemlerini üstünü örtmeye yönelik olduğunu düşündüğümüz bir operasyon yapılıyor. Biz operasyonun sonucunu görelim. İçerideki arkadaşlar gayet makullar. Yanlış bir şey yapmıyorlar. Yapılanı da istemiyoruz. Öyle bir durum olursa da biz de müsaade etmeyeceğiz. Şu ana kadar fazla bir sorun yok. Birazdan daha detaylı açıklama yapacağız arkadaşlar. Kaç kişi çalışıyor içeride? 15'e yakın arkadaşlar gelmişler. Dedikleri gibi avukat bey. Kocaeli Şube'den geldiler. Bakalım görelim. Dernekte kaç kişi çalışıyor? Dernekte 7 kişi çalışıyor. Gönüllüler hariç. İncelemeler nerede devam ediyor acaba? Bilgisayar evraklarda mı sadece? Yok, tamamını götürecekler. Bilgisayarlarımızı 2-3 saat ellerinde tuttuktan sonra geri verecekler. Öyle söylediler. Vermezlerse birkaç gün faaliyetlerimizi yürütemeyeceğiz. Malum mağdurlar geliyor. Onlar mesaj attık gelmeyin diye. Ya da 3-4 gün faaliyetlerimizi yapamayacağız.